Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 4 Mart 2019 Pazartesi, gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını Karadeniz bölgesinde sürdürdü. Zonguldak ve Bartın mitinglerinde seçmene seslenen Erdoğan'dan milli ve yerli duruş uyarısı geldi. Siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var dedi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na karşıymış gibi görünse de asıl amacının Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engellemek olduğunu söyledi. Hiç endişeniz olmasın. Evelallah, dik duracağız, diktelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketleri ve pazarcı esnafını bir kez daha uyardı, tanzim satışları işaret etti. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Zonguldak mitinginde konuşan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanzim satış eleştirilerine tepki gösterdi. Tanzim satışlardan çok rahatsız olmuş. Kuyruklar yapılmış. Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu, varlık. Fırsatçılar senin gibi. Müfteriler senin gibi. İşte onlara karşı biz anında, hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla ne yaptık? Sebze, meyve, bunları getirmeye başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Millet İttifakı da vardı. Sadece oturduğu yerden ahkam keserek, yalan yanlış ifadelerle, rakiplerini karalayarak ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler. CHP'nin ve diğerlerinin ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için, insanlık için şöyle dişe dokunur, kale alınır bir projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? Muhalefetin yaptığı işbirliğini eleştiren Erdoğan, CHP seçmenine çağrıda bulundu. Zahirde Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama aslında bunları bir araya getiren Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya Cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar. Türkiye'yi ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler 31 Mart'ta CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. Siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarını bugün İstanbul'da sürdürdü. Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Sandıkta en geniş ittifakı kurmaya çalıştıklarını söyleyen CHP lideri, siyaset kavga alanı değil hizmet yarışıdır diye konuştu. Ekonomi yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu, vatandaşların sandığa giderken iktidarın 17 yılını sorgulamalarını ve ona göre oy vermelerini istedi. Sandığa giderken 17 yıllık bir iktidar dönemini oturup sorgulamamız lazım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların iktidarın 17 yılını düşünerek sandığa gitmelerini istedi. Destek verildi 17 yıl. Niçin destek verdiniz diye kimseye özel bir suçlama getirme hakkımız yok. Ama 17 yılın sonunda eğer insanlar soğan kuyruğuna muhtaç hale geliyorsa vatandaşlarımızın oturup düşünmesi lazım. Başarısızlığa ortak olma gibi bir gelenekten gelmiyoruz. Güç adaletsiz olduğu zaman zulüm doğar. İstanbul'da iş dünyası ve oda temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu sandıkta ittifak istedi. Birlikte değiştirmek zorundayız. Bakın dikkat ederseniz ben A Partisi, B Partisi, C Partisi diye kimseyi suçlamıyorum. Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. CHP lideri ne olursa olsun kavgadan uzak duracaklarını söyledi. Ekonomik kriz var, biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de biliyoruz. 13 madde halinde açıkladık. Vay sen bunu nasıl açıklarsın? Ya niye açıklamayayım? Bu memleketin bir sorunu varsa bu sorunda çare bulmak hepimizin görevi. A partisi, B partisi kavga edelim. Ya niye kavga edelim? Milleti niye birbirine düşürelim? Siyaset hizmet yarışıdır. Siyaset kavga alanı değil ki. Vatandaş neredeyse
sokakta kahvede birbirini boğazlayacak. İstanbul'un kaderini değiştirmemiz lazım diyen Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüme sözü getirdi. Ranta karşı olmadıklarını ancak rantın dağıtımı konusunda itirazları olduğunu vurguladı. Kimse ranta karşı değil. O mahallede yaşayanlar o rantı yaratmışsa rant onların hakkıdır ve orada doğan rantı onlara vereceksin. Kentsel dönüşümden kastettiğimiz de budur. Sandık güvenliği ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan bugün önemli bir karar geldi. Buna göre siyasi partiler seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurabilecekler. 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerine katılma yeterliliği olan siyasi partilerin seçimlere girmediği yerlerde de müşahit yani gözlemci bulundurabileceklerine hükmedildi. Bu karara göre siyasi partiler seçimlere girmediği yerlerde de sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini sandık başında takip edebilecekler. Ankara'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli ziyaretçileri var. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer başkentte. Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de bu akşam Türkiye'ye geliyor. Son olarak 25 Ocak'ta Ankara'ya gelen James Jeffrey'nin bu akşam Ankara'ya gelmesi, Salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor. Jeffrey'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Ana gündem başlığı Suriye'den çekilme süreci. Görüşmelerde ABD'nin çekilme süreci, o sürecin takvimi ve çerçevesi kapsamlı şekilde ele alınacak. Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ankara'da toplanmıştı. Toplantıda ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla batısındaki Memmiş'ten askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG-PKK'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ise S-400 başlığıyla Türkiye'de. Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür seviyesinde teknik heyetler arasında çalışma gerçekleştirildi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı, bu yıl sonuna kadar da konuşlandırılması beklenen S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ABD'den eleştiriler gelmeye devam ediyor. Sistemin NATO'ya uyumlu olmamasına yönelik eleştiriler var. Bu çerçevede Palmer'ın görüşmelerinde bu konu kapsamlı şekilde ele alındı. Şubat ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 93 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı yaptı. Açıklamaya göre PKK'ya yönelik bu dönemde kırsalda 7.893, şehirde ise 2.008 operasyon düzenlendi. Etkisiz hale getirilen isimler arasında arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan DHKPC'li Ümit İltel'le gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de var. İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 511 bin kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan 30.709'unun hala tutuklu olduğunu söyledi. Bursa'da Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. 19 ilde operasyon düzenlendi. 25'i muvazzaf, 50 kişi gözaltında. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda halen görevde olan askerlerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli yakalandı. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Şubat'ta beklentilerin altında arttı. Zam şampiyonu marul olurken en çok erkek kazağı ucuzladı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ucuz bir şey yok zaten, hepsi pahalı. Enflasyon Şubat'ta %0,16 arttı. Üretici fiyatları da %0,09'la piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.
Aha, bir tane var. Böylece yıllık enflasyon %19.67 ile son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Pazar çok kötü, çok pahalı. Milletin alım gücü yok. Yıllık bazda en yüksek artış sağlık ana harcama grubunda oldu. En fazla düşüş ise giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Pazar ucuz olsun. Yani giyim önemli değil ki. 2-3 senede bir alıyorsun giyimi ama pazar her gün alışveriş yapıyorsun. Gıda fiyatları da vatandaşın cebini yaktı. Şubat'ta zam şampiyonu fiyatı %35.19 oranında artan marul oldu. Marulun kilosu 50 milyon lira. İster ye ister yeme. Marullar şimdi 3 lira, 4 lira, 5 lira öyle geçiyor. 3 lira, 4 lira marul. Daha önce ne kadar alıyordunuz? 2,5. 1,5'a da aldığım oldu. Marulu %23.97 ile maydanoz, %18.66 ile kırmızı lahana izledi. Marul zam şampiyonu oldu. 3-4 liraya satılıyor. Patlıcanı nasıl? O da aynı. Ucuz bir şey yok zaten. Hepsi pahalılık. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %14,99'da erkek kazağında gerçekleşti. Kazaklar düştü, kazaklar, fiyatlar düştü. Erkek kazaklarında mevsim itibariyle artık sezon sonudur indirime geçtiler. Bunlar sıraydı kaça düştü? Mesela 50 liradan 35 liraya düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da enflasyon rakamlarına ilişkin ilk yorum geldi. Albayrak, tanzim satış kararı başarısını gösterdi dedi. Bakan Albayrak, enflasyon rakamları ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 2019 yılının hedeflenenden daha iyi bir performansla kapatılacağını ve tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşılacağını belirten Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek dedi. Albayrak, enflasyon rakamlarının düşüşünde tanzim satışların önemine dikkat çekti. İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdi ifadelerini kullandı. Dış ticaret verileri de açıklandı bugün. İhracat rekor kırdı, ithalatta gerileme sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Genel ticaret sistemi verilerine göre geçtiğimiz ay ihracat %3,7 oranında arttı. 14 milyar 312 milyon dolar oldu. Bakan Pekcan, bunun Türkiye tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi. Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve ABD oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkati çeken artışlara bakıldığında ise Malta'ya ihracatın 18 katına, Nijer'e ve Gabon'a 3 katına çıktığı görülüyor. Şubat'ta en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Şubat ayında ithalat ise %18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meyve ve sebzede haksız rekabet mercek altına alındı. Rekabet Kurumu sebze meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, perakende gıda ticaretiyle iştigal eden zincir marketlerin suyla yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla zincir marketlerin meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti yapılacak. İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Gezi olaylarını finanse etmek iddiasıyla hazırladığı iddianameyi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 657 sayfalık iddianamede darbeye teşebbüs dışında mala zarar verme gibi 8 ayrı suçlamada yer alıyor.
Yurt dışında bulunan Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Osman Kavala ise 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. Adnan Oktar, suç örgütünün 3 numaralı adamı olarak aranan firari zanlı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Örgütün kilit isminin sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve genel bilgi tarama sisteminde yaptıkları sorgulamada sahte kimlik taşıdığını belirledikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Altuğ Müştak Berker olduğu belirlendi. Berker'in Temmuz ayında yapılan operasyondan bu yana arandığı ve firari olduğu öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütünün lobi imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker'in Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi başka çeşitli suçlardan da araması bulunan Berker, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderilecek. İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Kundaklama şüphesiyle Hatay'da gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde ortaya çıktı. Zanlı işten çıkarıldıktan sonra arkadaşlarıyla kavga ettiğini, onları korkutmak için yangını çıkarttığını söyledi. Olayın şüphelisi olarak aranan 26 yaşındaki zanlının İstanbul'dan uçakla Hatay'a gittiği bilgisini alan İstanbul polisi, Hatay polisiyle irtibata geçti. Hatay havalimanında tedbir alan ekipler uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının yangını çıkarttıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Sağlık kontrolünün ardından emniyette ilk ifadesi alınan zanlının yangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin büyümesiyle paniğe kapılarak itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İstanbul'dan gelen ekiplere teslim edilen şüpheli uçakla İstanbul'a götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında şüphelinin amcasının oğlu olduğu belirtilen bir kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 4 işçi ölmüş, 1 işçi de ağır yaralanmıştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi aile katliamına sahne oldu. Kayınvalidesiyle 2 kayınbiraderini öldüren zanlı intihar etti. Eşiyle aralarında sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan, dün gece Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi'nde oturan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine gitti. Aslan evde kayınvalidesi ve kayınbiraderleriyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancasını ardı ardına ateşleyen Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'yla kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Daha sonra da başına dayadığı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Aksaray'da Afgan uyruklu genç yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü. Olay Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu 23 yaşındaki genç cep telefonuyla konuşarak sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandi'yi telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için uyardı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 23 yaşındaki genç 22 yaşındaki arkadaşını vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandi yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlı saklandığı evde yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burası başkent Ankara'daki tarihi Hamamönü Çarşısı'nda bulunan bir konak. Dün gece alevlere teslim oldu. Alevlerin konağın bitişiğindeki binalara da sıçradığı yangında 3 Ankara konağında hasar meydana geldi. Ankara'daki tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki bir konakta yangın çıktı. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Hacettepe Mahallesi Sarıkadı Sokak üzerinde bulunan Hamamönü Çarşısı'ndaki tarihi Ankara konağında yangın çıktı. Alevler bir anda tüm konağa sardı.
Restoran ve kına evi olarak kullanılan binada çıkan yangın dakikalar içinde büyüdü. Alevler bitişikteki iki konağa da sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri devreye gezen polis ekipleri gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dört koldan müdahalesi sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın anında iş yerlerinin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'dan ilginç bir haber var sırada. Beyoğlu'nda gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede bir ay içerisinde birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış, içinde 1.000 lira bulunan zarfla karşılaştı. Akıllardaki tek soru, mahallenin Hızır adını verdiği o hayırseverin kim olduğu. İki hafta üst üste oldu. Birinde sabah 6.30 gibi dağıtmışlar, birinde de gece 11.30'dan sonra dağıtmışlar. İki sefer. İçinde 1.000 lira olan zarflar kapı paspaslarına bırakılıyor ya da elden teslim ediliyor. Parayı dağıtanların kimliği belli değil ancak zarflar ekonomik durumu kötü olan ailelere veriliyor. Geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar işte. Abimle karşılaşıyorlar. İşte zarf veriyorlar 2-3 tane. 1 liraya yakın bir meblağ varmış içinde. İstanbul Hasköy'de gecekonduların yoğun olduğu bölgede bir süredir elinde zarf olan kişiler dolaşıyor. Durumu iyi olmayan ailelerin kapısına içinde 1.000 lira olan zarf bırakılıyor. Bir ses oldu, dışarı çıktım. Baktım bacıyla konuşuyorlar, kız kardeşim o. Hayırdır dedim, nedir? Amca pazar açlığı yaparsınız dedi. Ben açtım içini, baktım. Ben de tahmin ediyorum dedim ya 100 lira ya 200 lira varsa iyidir dedim. Baktım 1.000 lira içine çıktı. Mahallede para dolu zarfı alamayanlar da var. Bize gelmediler. Allah ondan razı olsun. O kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var yani. Kimliği belirsiz hayırseverin eskiden orada yaşamış bir zengin olduğu düşünülüyor. Şimdi herkes Hızır adını verdikleri bu hayırseveri merak ediyor. Hayır işte. Ne yazık ki özellikle bu yıl sık sık karşılaştığımız bir manzara. Yine Akdeniz'den, bu kez adres Mersin. Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgarın ardından hortum oluştu. Seralar zarar gördü. Hortum özellikle Tarsus'un Kulak köyündeki ekili alanda etkiliydi. Hortumda yaralanan olmadı ama arazide hasar var. Seraları vuran hortum ağını cep telefonuyla görüntülendi. Üreticiler büyük panik yaşadı. Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı Tarsus Çamlıyayla yolunda da toprak kayması meydana geldi. Heyelanın oluştuğu bölge trafik levhalarıyla işaretlenerek araç sürücüleri uyarıldı. Yurdun batısında bahar yüzünü göstermeye başlarken doğuda ise kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok ilde okullar tatil. Evler kar altında kalmış, temizleyemiyoruz. Belediyemizden yardım istiyoruz. Okullar tatil edildi, evler kar altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yurdun doğusu karakışa teslim oldu. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 359 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yolunda çığ düşmesi sonucu yollar ulaşıma kapandı. Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde ise okullar tatil edildi. Van'da su ve kanalizasyon idaresi ekipleri bir sondaj arızasına giderken yolda mahsur kaldı. Mahsur kalmışız. Bingöl'de de durum farklı değil. Yolları kapalı olan bir köyde rahatsızlanan hamile kadının imdadına UMKE ekipleri 6 saatlik çalışmayla yetişti. Bu zorlu şartlarda köye gelip geçmiş kadınız köyden. Aklınızı helal edin. Kar Bingöl'de kazaları da beraberinde getirdi. Bir öğrenci servisi kayarak devrildi. 5 öğrenci hafif yaralandı.
Bitlis'te ise hayat adeta durma noktasına geldi. Tek katlı evler karda kayboldu. Burada metrelerce kar yağdı, görüyorsunuz, karların altında kayboluyoruz. Bu görüntülerin adresi ise Adıyaman. Nemrut Dağı yolunu açmak için ekipler günlerdir çalışıyor. Bursa'ya arkadaşının düğünü için gelmişti, kaza kurbanı oldu. 33 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Osman Gazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İzmir'den Bursa'ya arkadaşının düğününe gelen 33 yaşındaki İslam Taşçı'ya yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Taşçı çarpmanın etkisiyle yapım çalışması devam eden tramvay hattına savruldu. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taşçının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da 3 arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bir kişi arkadaşının boğazını kesti. Olay Mudanya ilçesi Çepniyolu mevkiinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi diğer arkadaşının boğazını kesti. Zanlı olay yerinden kaçarken diğer kişi ise kanlar içinde kalan arkadaşını Mudanya Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Konuyla ilgili harekete geçen polis ekipleri arkadaşını hastaneye yetiştiren şahısla olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan arkadaşını bıçaklayan tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş seçim çalışmalarını sürdürüyor. Millet Mahallesi sakinlerine seslenen Aktaş'ın hedefinde rakibi Mustafa Bozbey vardı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, partisinin Yıldırım adayı Oktay Yılmaz'ın Millet Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışına katıldı. Hedefinde rakibi Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey vardı. 20 yıl belediye başkanlığı yapacaksın. 20 tane değil, 10 tane projeyi üstten alta yazar mısın? Yok kıymetli kardeşlerim, anlatabilecek hiçbir şey yok. Aktaş seçilmeleri halinde önce imar meselesini çözeceklerini söyledi. İmar problemlerinden başlamak kaydıyla. Planı halletmezseniz ne doğalgaz hallolur, ne sağlık merkezi hallolur, ne park hallolur, ne de altyapı hallolur. Önce planı halledeceğiz. Millet Mahallesi'nin ikiye bölünebileceğini belirten Aktaş, yolun altındaki problemleri de seçimden sonra çözme sözü verdi. Mahallemiz çok büyük, yolun üstünde ve yolun altında. Niçin mahallemizi ikiye bölmeyelim? Yolun altında sorun var. Doğalgaz yok. İmarla alakalı sorunlar var. Kesinlikle ve kesinlikle bunları halletmek bizim boynumuzun borcudur. Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey de Yıldırım ilçesindeki giysi pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Bozbey iddialı konuştu. Herkese nasip olsun. Size nasip oldu, size de nasip olsun. Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey seçim çalışmalarına sürdürüyor. İnanılmaz güzel tepkiler var. Vatandaşımız hazır, halkımız hazır, Yıldırımlı hazır, Osman Gazi'li hazır, 17 ilçe hazır şu anda. 31 Mart'ı bekliyor. Bozbey Yıldırım Giysi Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bozbey'e CHP Yıldırım Belediye Başkan adayı Özgür Erdursun ile CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş da eşlik etti. Tez zamanda sizleri de merhaba. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Bozbey iddialı konuştu. Bursalıların adayı olarak çıktığımız bu yolculukta çok güzel hikayelerimiz oldu. Projelerimizle, yapacaklarımızla zaten ortada. Görünen köy kılavuz istemez. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. Bozbey projeleri hakkında Millet İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını ve partilileri de bilgilendirdi. Yerelde insanları ötekileştirmeden, hiç kimseye öteki diye davranmadan biz her ilçenin adayıyız. Biz, ben de Mustafa Bozbey olarak Bursa'nın ve Bursalıların adayı. İnsanın inancından, siyasetinden ya da kimliğinden ya da sıfatından ya da başka bir şeyinden. Biz insana olarak bakıyoruz. Biz insanların sorununu çözmek için geliyoruz. Biz yoksulun
yatağa aç girmemesi için çaba göstereceğiz. Bunun için zaten aday olduk. Dünya gündemiyle devam ediyoruz ve ilk haberimiz de Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni gelişmeler var. Kaşıkçı öldürüldükten sonra ceset parçalarının yakıldığı iddia edilen fırının görüntüleri ilk kez yayınlandı. Haberin kaynağı Katar merkezli El Cezire televizyonu. Türk yetkililere dayanılarak hazırlanan haberde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi konsolosun evindeki fırında yakıldığı öne sürüldü. Konsolosun İstanbul Levent'teki evinde yapılan incelemelerde Kaşıkçı'ya ait kan izlerini gösteren delillerin duvarlarda bulunduğuna dikkat çekildi. İddiaya konu olan fırının görüntüsü ilk kez yayınlanırken yapımında çalışan işçinin de fırının siparişinde istenen özellikler karşısında şaşırdığına değinildi. Öyle ki fırının metali dahi eritebilecek özellikte olduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda da cinayetin ardından yarısı çiğ 32 kilo et sipariş edildiğine dikkat çekilmişti. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğü ile ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanamadı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yine hedef oldu. Üniversiteli gençlerden oluşan bir grup başkonsolosluğu koruyan polisle çatıştı. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nden çıkan yüzleri maskeli bir grup başkonsolosluğu koruyan polis ekiplerine molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı. Polis ekipleri yaklaşık 50 kişiden oluşan gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir saat süren olaylarda 15 kişi gözaltına alınırken 3 kişi tutuklandı. Olaylar sırasında 4 araç da yandı. Geçen ay yine Selanik'teki Türkiye Başkonsolosluğu yakınlarında bulunan polislere molotof kokteyli saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletini vuran hortum felaketinde en az 23 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fırtına Alabama'da irili ufaklı pek çok hortuma yol açtı. Lee County'de etkili olan hortum çok sayıda evi yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri saatlerdir zamana karşı mücadele veriyor. Enkaz altından cansız bedenler ve yaralılar çıkartılıyor. Bölgeden gelen son bilgi, felakette 23 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor. Alabama'da etkili olan kasırganın Georgia, Florida ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerlediği açıklandı. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, tutuklanma riskine rağmen bugün ülkesine döndü. ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı insani yardım malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen muhalif lider Guaido, Ekvador temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurmuştu. Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağırdı. Başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinden destek alan Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkinse, hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur demişti. Guaido, sıcak bir gelişme olarak da ekranlarınıza yansıyor, ülkesine şu saatlerde döndü. Ancak konu kritik, öyle ki geçen hafta ABC News'e açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, istediği gibi gelip gidemez, yargıyla yüzleşmek zorunda kalacak ve yargı onun ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı, bunun hesabını verecek mesajını paylaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Twitter'da paylaştığı bir mesajda, Guaido'nun güvenli dönüşüne karşı herhangi bir tehdide kuvvetli ve kayda değer bir karşılık verilecektir ifadelerini kullanmıştı. Guaido'nun dönmesinin ardından gözler Venezuela'ya çevrildi. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Nisan ayındaki seçimlerde 5. kez aday olmasına karşı öfke artıyor. On binlerce kişi haftalardır sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor.
82 yaşındaki Buteflika ise yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bir yıl içinde erken seçime gitmeyi ve o seçimde aday olmamayı vaat ediyor. 18 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Cezayir'de protestolar dinmiyor. Nedeni ise ülkeyi 20 yıldır yöneten Abdülaziz Buteflika'nın 5. kez aday olması. 82 yaşındaki Buteflika'nın yeniden aday olması özellikle gençleri ayağa kaldırdı. Üniversite binalarında ve Anayasa Konseyi çevresinde düzenlenen gösterilerde Buteflika karşıtı sloganlar atıldı. Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı son eylemin ardından hedefteki Buteflika'dan da bir mesaj geldi. Yayınladığı bir mektupla göstericilerin kalbinden gelen haykırışları duyduğunu ifade etti. Ancak adaylıktan geri adım atmayacağını da söyledi. 5. kez seçilmesi durumunda reform vaat eden Buteflika yeni bir anayasa yaparak referanduma sunacağını, sonraki seçimlerin tarafsız ve bağımsız şekilde yürütülmesi için de gerekli değişiklikleri yapacağını belirtti. Son vaadi ise göreve devam etmesi durumunda bir yıl içinde erken seçime gidilmesi ve o seçimde aday olmaması. Buteflika'nın sadece görev süresi ve yaşı değil, adaylık başvurusu da yeni bir tartışma yarattı. Öyle ki 2013'te kısmi felç geçiren Buteflika, geçen haftada İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Adaylık başvurusunu onun adına seçim kampanyasının yöneticisi yaptı. Cezayir Anayasası'na göre adayların başvurularını bizzat yapması gerek. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin vekaleten başvuruları da kabul edeceğini açıklaması tepki topladı. Fotoğrafta havada uçuşan sadece konfetiler değil, aynı zamanda portakallar da var. Tam seçilemiyor olabilir. Yerlerde de, insanların yüzünde de. Sebebi ise İtalya'nın Ivrea kentindeki geleneksel Portakal Savaşları Festivali. Ivrea kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da Portakal Savaşları'na sahne oldu. Festivale katılanlar portakalları birbirine fırlatarak savaştı. İlginç görüntülerin yaşandığı etkinlikte yaklaşık 700 ton portakal kullanıldı. Zırhları motosiklet kaskı, cephaneleri ise portakaldı. Kimi atların çektiği kasadan, kimi de meydandan birbirine portakal fırlattı. Görüntüler İtalya'nın Ivrea kentinden. Yaklaşık 150 yıllık Portakal Savaşı karnavalı için binlerce kişi bir araya geldi. Evet, her yıl daha fazla insan var ve bu karnavalın tarihsel değerini takdir edebilecek daha fazla insana sahip olmak için savaşacağız. Önce şehrin meydanı savaşa hazır hale getirildi. 700 ton portakal dağıtıldı. At arabalı ve zırhlı 9 takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarda savaştı. Etkinliği sadece izlemek isteyenlerse kırmızı şapka takarak kendini savaş dışı ilan ediyor. Sakin bir kent olan Ivrea her yıl karnaval döneminde binlerce yerli ve yabancı turist çekiyor. Katılımcılar eğleniyor olsa da festivaldeki portakal israfı ve yaralılar tartışma konusu. Olayan haberi burada noktalıyoruz efendim. Yarın aynı saatte Bursa Türkiye ve Dünya gündemiyle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.